Sağlıklı, güzel bir gün dileğiyle A haberin sağlık programı Medikale başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, prostat kanserine ve prostat kanserinin tedavisine ve tedavisindeki gelişmelere bugün bizlere Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Tunç Özdemir anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Prostat kanseri ile ilgili şöyle bir düşünce var Dost Ahbap sohbetlerinde evet. de duyuyorum prostat kanseri daha çok yaşlı erkeklerde görülen bir hastalıktır benim babamda dedemde vardı daha benim prostat kanseri yaşım gelmedi bu doğru mudur gerçekten bu kısmen doğru <laughs> ee, ama tabii dediğim gibi kısmen doğru ee, prostat kanseri aslında bizim için e, bayanların meme kanserine tekabül ediyor hem görülme sıklığı hem görülme hızı giderek artan hızı kadınların meme kanserini taklit eder şekilde giderek artan, hem kanser ölümlerinde hem kanser görülmesinde üst sıralara tırmanan bir tümör tipi. Şu anda kanserden hem ölümlerde hem kanser görülmesinde Türkiye'de de ikinci sıraya gelmiş durumda. Prostat kanseri sizin söylediğiniz gibi kısmi olarak doğruluğu ileri yaş hastalığıdır. Yani 50 yaşın altında prostat kanseri görülme olasılığı oldukça düşük ama 50 yaş üzerinde de görülme olasılığı oldukça yüksek bir hastalıktır. Hiçbir zaman aslında şu rahatlığa da girmemek lazım. Yani ben işte dede oluncaya kadar rahatım, hı hı. Ee, o zamana kadar hayırlısı demek doğru değil. Çünkü erken tanının getirdiği avantajlar bu sefer kaçırılmakta. Şimdi erken tanı açısından dediniz ki aslında kadınlarda meme kanserinin hani eşdeğeridir. Evet. Erkeklerde bir hastalık olarak erkekler hangi yaştan itibaren ne sıklıkla e, Prostat muayenesi, prostat kontrolü evet. yaptırmalı ve bu kalıtımsal riski olan kişilerde bu süre daha mı erken evet. başlar? Şimdi Prostat kanseri çalışmalarında gösterilmiş olan e, şu var. E, erken tanı %20 oranında prostat kanserinden ölüm oranını azaltmış durumda. Bu demek ki biz e, guideline'lara yani kılavuzlara uygun olarak prostat kanseri ilişkili taramalara başlamamız lazım. Tabii... Türkiye'de dünyayla entegre bir şekilde hem Amerika hem Avrupa kılavuzlarını takip etmekte. Bu kılavuzlarda da prostat kanserine tarama yaşı giderek daha erken yaşlara çekilmekte. Hatta 40 yaşa kadar bu tarama yaşı indirilmiş durumda. Şimdi burada tabii tarama neyle başlamakta? Erkekler için pek sempatik olmasa da bir muayenemiz var ve bir kan testimiz var. Aslında çok basit. Toplam bir dakika, zaten biz bunu slogan olarak da kullanıyoruz. Bir dakikada prostat kanserinden arınma, rahatlama şansınız var. Dediğim gibi özellikle ailede kanser riski olanlar yani abide, kardeşte veya babada prostat kanseri görülmüş olanlar mutlaka çok daha erken yaşta, 40 yaşından itibaren detaylı taramaya alınmakta. Hemen... Çok ilginç bir şey ben evet. burada bahsedeyim. göstermiş gibi bir yayın annede veya ailede meme kanseri olanların erkek cinslerinde de Prostat kanseri riski artmakta. Ha, bu da çok önemli bir şey. Evet. Hep Anne faktörü çok bilinmezdi. Evet. Ee, hemen e, ben de paralelinde bir soruyu soracağım. Tabii. Bir erkeğin abinde, babasında, dedesinde, amcasında prostat kanseri e, vakası varsa o kişi de risk ne oranda artıyor diğer kişilere evet. göre? Şimdi toplumda yaklaşık her 12 erkekten birinde e, izlenen bir kanser prostat kanseri. Ancak... E, bir ebeveynde prostat kanseri görüldüğü zaman veya bir yakınında birinci derece akrabada görüldüğü zaman yüzde on bu iki akrabaya çıktığı zaman yüzde otuzlara kadar çıkmakta. Yine aynı şekilde bahsettiğim gibi e, ailede meme kanseri de aynı şekilde bu riski benzer şekilde arttırmakta. Şimdi prostat kanseri e, tanısı konan bir erkekte evet. prostat kanserinin evresine göre... E, Kanserin cinsine, türüne göre ne tür tedavi seçenekleri oluyor? Herhalde kişinin yaşı olsun ya da o yaşta kişiye eşlik eden diyabet, hipertansiyon, koak gibi evet. hastalıklar da tedaviye yaklaşımınızı e, belirliyordur. Tabii. E, prostat kanseri tabii e, değişken gidişatlı bir hastalık. Normalde aslında şu bilgileri ben çok kısaca vermek istiyorum. E, prostat kanseriyle ölenler, prostat kanseri nedeniyle ölenlerden yaklaşık 7-8 kat daha fazladır. Prostat kanseri özellikle erken evrede yakalanıp gerekli tedaviler verildiği zaman e, sağlıklı bir bireyden farklı olmayan bir öbür sunabildiğimiz bir e, hastalık. E, daha önce taramaların bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde daha ileri evrelerde prostat kanseri yakalanma ihtimali vardı. Özellikle metastaz yapmış, çevre dokuları sıçramış kanser oranları %30'lardayken bugün erken taramalarla bu oran %5'lere kadar çekilmiş durumda. Hı hı. Şimdi erken evrede. Ee, karşımıza gelen bir hastada, tabi bu hastanın aynen sizin de bahsettiğiniz gibi genel durumunu ve tümörün evresini, grade'ini bize e, alınmış olan patolojideki sonuçlara göre bir değerlendirme yapıyoruz. Bu değerlendirmeyi hem hastayla beraber yapıyoruz, hem de e, belirli nomogramlar vardır. Binlerce hastalar üzerinde yapılmış e, bu nomogramlara göre biz hastalığın hem evresini, hem e, daha sonraki tedavide belirleyici yönlerini tespit edebiliyoruz. Şimdi bu e, nomogramların ve bu tespitlerin tabii bize faydası nedir? Biz e, hastalıkla ilişkili tedavide öncelikle karar vermemiz gereken nokta bu hastalık lokal evrede mi? Yani sadece prostatın içerisine mi e, hapsolmuş durumda yoksa çevre dokuları hafif sıçramış lokal ileri evre mi yoksa metastatik evre mi? Bunu öngörmek bizim için en doğru nokta. Çünkü e, özellikle onkolojik cerrahiyle e, ilgilenen kişilerde bir hedef vardır. Şimdi hedef onkolojik olarak mükemmel sonuç almaktır. Onkolojik olarak mükemmel sonuç bizi hastayı kanserden tamamen kurtarmaktır. Ama bu kanserden kurtarmayı sağlarken tabii ki hastanın fonksiyonel sonuçlarını da göz ardı edemeyiz. Fonksiyonel sonuç olarak da prostat kanseri için çok önemli iki handikap cinsel hayatın devamı ve idrar kaçırma sorunu yaşamasıdır. Şimdi biz bir tedavi modülasyonu planlarken hastaya e, tabii ki onkolojik ve fonksiyonel sonuçları yan yana getirerek hastayla beraber karar vermek durumundayız. E, tabii burada çeşitli alternatiflerimiz var. E, bu alternatifler bir noktada aktif izlem dediğimiz, hiçbir şey yapmadan sadece hastayı yakın takip etmek veya bekle gör tedavisi dediğimiz bu şekilde e, takipten çok e, geniş bir aralıkta hormon e, kastrasyonuna kadar giden aralıkta tedavi modalitelerimiz var. Tabii bu e, bizim aslında tıbba ilk girdiğim senelerde bize öğretilen bir şey vardır. Hasta yok, hasta, hastalık yok, hasta vardır. Her hasta özel olarak bu tedaviler evet. düzenlenmelidir. Cerrahi tedavinin yeri nedir e, ve prostatın alınmasını gerektiren e, vakalar hangileridir? Evet. Cerrahi tedavi tabi özellikle erken evre tümörlerde halen guideline'lerde bizim kılavuzlarımızda altın tedavi standart altın tedavidir. Cerrahi tedavide tabi günümüzde oldukça gelişmeler sağlanmış durumda. Eski açık cerrahilerden bugün robotik cerrahilere kadar giden bir süreçte çok fazla yol alınmış durumda. Tabii bu süreç bize hem tümörle baş etmede hem de bu fonksiyonların korunmasında çok çeşitli Avantajlar sağlamıştır. Ancak bugünkü bu tedavi modalitesinde bile biz hala o az önce bahsettiğim fonksiyonel sonuçlarda istediğimiz başarıyı elde etmiş bu durumda değiliz. Peki şöyle söyleyeceğim tedavi olarak seçeneklerden biri cerrahi. Evet. Cerrahide gelişmelerden biri de belki de odaklanmış tedavi. Evet odaklanmış tedavi nedir? biraz bilgi verir misiniz? Tabii, ben bu Daha çok açayım. prostatı korumak amacıyla değil mi? Yapılan bir evet. ameliyat tekniği. Nasıl yapılıyor? Hangi hastalar bu yöntem için uygun? Bu yöntemin özellikleri neler ve faydaları Tabii, ben nedir? Bundan bahsedin. Şimdi aslında bu sorunuza ben girmeden önce biraz prostat kanserinin genel davranışıyla ile ilişkili ufak bilgiler vermek istiyorum. Şimdi prostat kanseri Özellikle geç eski tanı yöntemlerimizde, eski tarama şekillerimizde yüzde 85 multifokal olarak nitelendirdiğimiz bir tümör özelliği. Multifokal özellik demek prostatta biyopsilerle biz bu tanıyı koyuyoruz. Bu biyopsiler yaptığımız zaman çoğunlukla bir odakta veya iki odakta değil prostatın çeşitli yerlerinde aynı zamanda eş zamanlı veya farklı zamanlarda gelişmiş tümörler manasına gelmekte. Tabii ee, bu oran eski şeylerde yüzde %85'tir ama günümüzde erken e, taramaların başlayıp daha erken insanların hekimlere ve bu tanı yöntemlerine ulaşmasıyla beraber bu oran giderek düşmektedir. Ee, az önce tedavi modalitelerinin en basitinden bahsettiğim bekle gör veya aktif izlem tedavisinin çıkışında da aslında şöyle bir ruh vardır. Biz bu hastaları alıyoruz. Biz tabii başında bahsetmek gerekirdi. Prostat kanserinin yine çok önemli bir matürü Klinik önemli veya klinik önemsiz diye bu tümörleri ayırmamız lazım. Prostat kanserinde öyle tümörler vardır ki onlarca yıl yani 10, 20 yıl bile takip ettiğinizde çok önemli klinik düzeylere gelmeyecek veya aynı şekilde beklemenin de fayda görmeyecek çok agresif gidebilecek bir aralıktadır. Tabii biz bu aralıkta hangi tümörün hangi aralıkta olduğunu değerlendirmek için belirli normlar, belirli kriterler kullanıyoruz. Bizim kriterlerimize göre, özellikle bekle gör tedavisine uygun hastalarda farklı alternatif yöntemlere de gidilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Çünkü bekle gör tedavisinin getirdiği en önemli avantajlardan birisi de, özellikle çok uzun survey, çok uzun bir beklentimiz, yaşam beklentisi olmayan hastalara bu yaptığımız cerrahilerin getirdiği ek külfetlerden korumak. Biz tabii bu hastaları ...korurken ama bu hastaları... ...belirli bir kaygıya, belirli bir anksiyeteye de... ...sokmak istemiyoruz. Sonuçta içinizde bir tümörün... ...varlığını bilerek yaşamak da... ...çok keyifli bir süreç... ...değil. Bu da bir stres unsuru. Tabii gerçekten. ki çok önemli hasta bir ve stres. Hasta yakın çok önemli bir stres unsuru. Ee, tabii bu düşünceler içerisinde... ...doğmuş fokal tedavi... E, ...diye bir yeni terminolojimiz var. Bu terminoloji Hı -hı. şunları kapsıyor. Şimdi az önce söyledim. %85 multifokal dedik. Yani çok odaklı... ...bir tümör. Ama biz giderek... Bu tümörü daha iyi haritalandırarak, daha farklı biyopsiler yaparak, yani rutin yaptığımız makattan transrektal ultrason eşliğinde e, biyopsilerle 12 odaktan biz bugüne kadar standart tedavi, standart tanı yöntemlerimizde kullanırken, e, artık farklı perine dediğimiz bölgeden farklı biyopsi teknikleri geliştirmekteyiz ve şu anda çok daha iyi tümörün yerini, lokalizasyonunu, boyutunu odaklayabilmekteyiz, çok daha iyi bu tümörü haritalandırabilmekteyiz. Tabii bu haritalandırmayı yaptırm haritalandırmayı yapmanın getirdiği avantajda ve hastalığın erken tanı e, almasını getirdiği avantajda Biz fark ediyoruz ki bu tümörlerin artık çoğu multi e, odaklı, çok odaklı değil. Bunlar bir veya iki odakta çıkan e, tümörler. Aynı şekilde bu hastalarda 70 yaşında veya 68 yaşında değil. Bu hastalarda 50'li yaşları hem henüz geçmiş veya 50'li yaşlara henüz ulaşmamış hastalar. Bu hmm. hastalar tabii ki bu hastaların özellikle tümörle ilişkili çünkü bu hastalar e, kendi hayatlarından 20-30 yıllık planları var en az. Aynı şekilde bu 20-30 yılı e, yaşarken de yaşam kalitelerini düşürmeden, cinsel hayatlarında veya idrar kaçırmaları ile ilişkili sosyal hayatlarını bozacak bir sıkıntı e, yaşamadan ömürlerini geçirmek istiyorlar. Bu e, gruba, bu hasta grubuna özellikle adapte edilmiş Tedavileri biz e, fok odaklanmış fokal Evet açabilir misiniz? Tedaviler. Son 4 dakika içinde olduğumuz için e, odaklanmış Hı -hı. tedavi ya da diğer e, sizin dediğiniz evet. diğer kavramla fokal tedavi hangi tür teknikleri içerir? Evet. Bunlar konusunda biraz bilgi tabii rica ki. edeceğim. E, şu anda en güncel e, haliyle biz tabi Amerika'da özellikle takip ettiğimiz yöntemlerde özellikle odaklanmada dediğim gibi tümörün yerini öncelikle çok iyi tespit ettikten sonra... Sadece o tümör bölü olan bölgedeki kanserli hücreleri yok edecek şekilde tedavi modaliteleri geliştiriliyor. Bunların içerisinde şu anda en popüler olanı HIFU dediğimiz yüksek ısı ile oluşturulmuş, ultrason eşliğinde oluşturulmuş yüksek ısıyla ile oluşturulmuş enerjiyle oradaki tümörlü dokunun yok edilmesi. Bu tabii nasıl bir avantaj sağlıyor? Şöyle bir avantaj sağlıyor. Sadece tümörlü bölgeyi yani bugüne kadar nasıl meme'de, böbrekte ve mesanede organ koruyucu cerrahilerle çok büyük yollar aldık. Biz artık bu insanların yaşam kalitelerini çok etkiliyorsak biz bu hastalarda da bu şekilde sadece tümörlü bölgeyi yok ederek, organı koruyarak bu hastayı hem tümörlü yaşamanın kaygılarından uzaklaştırıp hem de cinsel hayat kaybı ve idrar kaçırma riskini sıfırlamayı hedefliyoruz. Ee, gelişen tedavilerde şu anda dediğim gibi buna alternatif enerji kaynakları mutlaka gelişecektir ama özellikle bu HIFU'ya entegre edilmiş 3 boyutlu görüntüleme sağlayan o, transrektal ultrason e, ve e, endorektal koil MR teknikleri yani bu tekniklerin artık MR eşliğinde 3 boyutlu görüntülemelerle yapılabilmesi tam hedefe yönelik olarak yapmanızı Evet tam yapmanız olarak hedefi e, görüp sağlıyor, evet hedefi özellikle. görüp bu hedefi de farklı enerji modaliteleriyle yok edebilmemizi sağlıyor. Tabii bu hastaya hem onkolojik hem de fonksiyonel e, mükemmel bir e, sonuç. Sunmakta. Şimdi dediniz ki odaklanmış tedavilerin en başlıca sahip denilen yöntemdir. Evet. Başka var mı bu tarz odaklanmış tedaviler arasında sayabileceğiniz yöntemler? Tabii e, az önce söylediğim gibi şimdi sahip ısıtarak bunun tam tersi soğutarak Hı -hı. bir tedavi modalitesi de kriyoterapi Hı -hı. veya e, bunların küçük e, çubuklar prostat içine yerleştirilmesiyle yapılan radyoterapi yöntemleriyle de bu braki terapi şeyler. diye bilinen evet, bir yöntem. Evet. Braki terapinin tabii mi? biraz daha geliştirilmiş. Braki terapi bugüne kadar bizim konvansiyonel braki terapi bütün prostatı hedeflerdi. Ama bundan sonra daha iyi odaklanmayla tümörün yerini çok daha iyi haritalamakla biz braki terapi de tamamen lokalize bir tedavi haline getirebileceğiz. Peki ne kadar sürüyor diyelim braki terapi yönteminde? Braki terapi tabii biraz uzun sürüyor evet. ama HIFU için e ee, şöyle söyleyeyim. HIFU yaklaşık e, 0.2 milimetrelik sekanslarla dokuyu e, hı hı. yakan bir sistem. O yüzden tabii bize çok daha hassas çalışma ortamı sağlıyor. Çünkü 0.2 milimetrelik bir doku e, derinliği sağlaması bizim istediğimiz istediğimiz dokudan da kastettiğim... Özellikle e, kontinansı ve yani idrar e, tutma becerisini ve cinsel hayatın devamını sağlayan oradaki damar sinir paketlerini mükemmel koruyabilme imkanı sağlıyor. Mevcut koşullarıyla bugünkü HIFU teknolojisinde işlem bir günde genel altında yaklaşık iki saatlik bir işlem sonrasında prostatın tamamını yakabiliyoruz. Ama eğer tabi fokal tedavi denenliğinde yine haritalandırmadaki yerine bağlı olarak genel enestezi altında yaklaşık bir saat sürecek bir işlemle insanlar bu kanserlerinden kurtulabilecekler. Şimdi artık sizinle ilgili bölümü ve programı kapatmak zorundayım. Son bir dakika içindeyiz. Bir de robotik cerrahi var. Evet. Robotik cerrahinin uygulanım alanı nedir prostat kanserinde? Az önce bahsettiğim gibi bugün için altın standart özellikle lokal prostat kanserinde altın standart cerrahi tedavidir. Cerrahi tedavide de şöyle söyleyeyim cerrahi tedavi uygulanan her hasta çok özel koşulları yoksa robotik cerrahiye de uygundur. Robotik cerrahi neden tercih edilmeli? sorusu belki daha doğru belki daha çok kafalarda soru işareti. Çünkü robotik cerrahi cerraha çok daha büyük, çok daha güzel bir görüntü, üç boyutlu bir görüntü ve e, özellikle aletleri manipülasyonunda büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu da aynı şekilde damar sinir paketlerini korumada, e, dokunun böyle e, dışarıya alınmasında, tümörsüz bırakılmasında büyük avantajlar sağlamakta. Ben çok teşekkür ediyorum. Medikale katıldığınız için sağ olun. Sevgili izleyiciler, ekran başında özellikle bizi seyreden erkekler prostat kanserini ve tedavisindeki gelişmeleri konuştuk. Lütfen prostat kontrollerinizi ihmal etmeyin. Aynı şey kadın izleyicilerimiz için de meme kontrolleri ve jinekolojik kontroller için geçerli. Sağlık dolu güzel bir gün hem sizlerle hem de sevdiklerinizle olsun. Hoşçakalın.